Nişanlıma sürpriz yapayım demiştim ama kaçırmışım ya o. Ya Allah aşkına bir şey söyler misin sen Kobe? Siz nişanlandığınızda biz mi çağrılmadık ya? Benim hiç haberim yok. Peki canım. Sözlüm. Mutluluğumuzu bu kadar kıskandığına göre yine yalnızsın ha Şesu. Ne alakası var ya? Hiç de öyle bir durum yok. Benim sevgilim var. Hadi ya. Kimmiş? Betül. Dergiye yeni girdi. Boğaziçi mezunu. Süper de bir insan. Vallahi öyle. Taş gibi kız. Yapma ya o. Aman bana ne canım. Çok başı bağlı gördüm kendimi. Neyse arkadaşlar, kolay gelsin. Ben Selin'e gideyim. Ah, ah, keşke oyunlar oynamasaydık. Senle üzülmeseydi şarkılarda. Vallahi yavrucuğum, şimdi promosyon döneminde olmasam sana net cevaplar verirdim ama biraz kafam karışık o işten biliyor musun? Yani bu durumda sana böyle net sözler veremiyorum yani. Ay promosyon dedin de aklıma geldi. Fakir çocuklara gidecektiniz. Ne oldu o iş? Ne olsun cehennem oldu. Sertaç'tan nasıl bir organizasyon bekliyorsun ki zaten? Öyle bir tane kal kafalı Adem vardı. Yılışık bir şey böyle. Lan gitti midir nedir herif? Sürekli kaşınıp duruyor. Aa! Lan! Aa! Ay kimdi? Annemse beni görmedi. Tamam. Surprise! Neden aramadın sen? Hı? Neden? Neden? Aramam mı gerekiyor? Çok resmi gördüm seni prenses. Hart hurt kaşınarak bana cevap mı düşünüyorsun? Hayır ama bir şey oldu böyle bir saattir falan kaşınıyorum ben anlamadım. Herhalde kafam kepenklendi. Ya ben böyle kepenklerimle senin karşına çıkmak istemediğimden olsa gerek. Hadi görüşürüz. Prenses. Benden kaçıyor musun sen? Ne alakası var ya benim içeride misafirim var mı? Kim? Herkes ofisteydi. Az... Naber? Aslında... şey var Betül benim arkadaşım. Kısa kısa sohbet ediyoruz. Muhabbet yani. Betül. Şu Boğaziçi'li kız. Sen nereden tanıyorsun? Şesu'yla çıkmaya başlayan Betül. Şesu'yla çıkmaya mı başlamışmış? Ha? Prenses, kız muhabbeti yapıyorsanız Betül'ü uyarın. Şesu'nun ne mal olduğu belli mi canım? Yazık ya o. Güzelim kız canım. Betül. Tabii. Ha, kız ondan bir saattir benim kalbim kırıldı falan diye Şesu'ya şey yapıyor. Vay Şesu. Ne? Bir de o haliyle kızın, taş gibi kızın kalbini mi kırmış? Şu şarkı. Bu ne dersizlik ya? Şimdi bak Kobe, hadi sen git artık. Ben de gideyim de içeri. Kız zır zır ağlıyor. Yazık. Onu biraz böyle teselli edeyim. Tamam mı? Armadan izinde hep ayılar yermiş zaten. Tamam prenses. Öptüm canım. Yazık ya. Yani taş gibi kız. Hı. Onu söylüyordum. Hadi görüşürüz prenses. Betül kim kız? Çok faydalı bir arkadaş. Anlatacağım sana, anlatacağım. Sana bu akşam için süper bir canlı yayın ayarladım. Ya aslında kafam kaşınıyor benim ya. Ay duş al geçer be, pis. Bana bak, yalnız çok kaliteli bir program. Programın sunucusuyla bir telefonda konuştum. Kız diyor ki böyle, sanatçı arkadaşımızın yakınlarının listesini bugün alabilir miyiz? Sevgiyle kalın falan diye konuşuyor yani, acayip bir şey. Allah Allah. Yakınlarımın listesini niye istiyorlar ki ya? Şimdi eskiden İşte Hayatınız diye bir program vardı ya. Hani stüdyoya böyle insanın yakınları geliyor, onları anlatıyor falan. Bu da onun benzeri. Yani hayatında önemli olan insanlar böyle stüdyoya geliyor teker teker, seni anlatıyorlar. Aa, hangi kanal bu ya? Yani öyle bilinen bir kanal değil. İstanbul'un Anadolu yakası ve çevresine yayın yapan yeni ve yerel bir kanalmış. Ha, kıytırık kanal yani. Ya kıytırık olabilir ama kız acayip güzel konuşuyor ve bence kaliteli bir program Volkan. Yalnız bu akşam program ve canlı yayın, sana çok acil 1-2 tane adam gibi yakın bulmak lazım. Selin, ne haber kız? Yavrum benim. Bana bak, ben bu akşam bir canlı yayına katılacağım. Ya işte hayatınız diye bir şey vardı ya, onun gibi. He. Acaba diyorum bir yakınım olarak gelip beni anlatır mısın orada ha? Yakın olur mu? Yakından da ötesin sen benim için. Hayatımdaki en özel insanlardan birisin sen benim. Olur mu öyle şey? Hayatımda şu anda aşka en yakın şey sensin. Canım arkadaşlık ama başka olaylar da var. Niye gelemezsin? Evden seyret o zaman yavrum. Boynundan öptüm. Ya Volkan. Benim tane tane konuşan yavrum. Hadi bay bay. Kiminle konuşuyordun sen? Bir arkadaşla. Hangi arkadaşla? Tanıdığınız biri değil. Ben seni onla çarpıp 5'e bölerim. Beni mi kandırıyorsun sen? Selin değil miydi o? Değil vallahi anne, alakası yok. Bana yalan söyleme. Volkan bak, zor günler geçiriyorum. Yani böyle bir psikolojim bozuk benim. Açık açığa söyle. Kimle konuşuyordun? Ya kimseyle konuşmuyordum ya. Bak sinirden kafam kaşındı yine ya. Üstüme gelmeyin anne, ne olur ya. Bana bak, delirtme beni. Selin'le tekrar ilişkiye başladın değil mi? Ha? Söyle, söyle! Yok vallahi ya. Selin arkadaşım. Hatta başkasıyla ilişkim var. Kim? İsim olarak. Volkan! Betül. Betül diye bir kızla görüşüyorum. Betül mü? Evet, Betül. Telefondaki de Selin değil. O yeni Betül yeni. Aa, hani şu Aslıların dergisinde, ofisinde çalışan Betül mü? Evet, de sen nereden biliyorsun anne? Ayol ben her şeyi bilirim. Boğaziçi mezunuymuş değil mi? Tabii tabii. Boğaziçi mezunu. Çok düzgün kız. Ayrıca da taş gibiymiş. Miş mi? Yani tanıdıkça içinin güzelliği diyorum, yüzüne vuruyor. Masmavi böyle gözleri var ya. Ay ne zamandır arkadaşlık ediyorsunuz? Yani şimdilik öylesine takılıyoruz. Eğlencesine yani. Oğlum, senin yaşında artık eğlencesine falan olmaz. Bak efendi bir kız diyorlar. Getir tanıştır bizim. Olur anne, tabii tabii. Heh. Oh, oh vallahi içime sular serpildi. Ay, o telefonla yandaki manyakla konuşuyorsun zannettim. Vallahi öldüm öldüm dirildim. Ay canım. Abi kesin bit. Ulan Allah belanı versin seni lan. Ulan başıma ne geliyorsa senin yüzünden geliyor lan. He? Kelademin neden kel olduğu anlaşıldı. Lan ilkokuldan 22 yıl sonra tekrar bitlendim lan, rezil oldum lan. Ben bunu eve bulaştırırsam annem yıkar o apartmanı. Vallahi yıkar ya. Bulaşmaz abi. Kafa kafaya gelmezsen bir şey olmaz yani. Hem eczaneden almadım abi ilacını. Yıkacaksın geçecek. Lan tanıdık eczanede rezil oldum. Bit mi var lan Nişantaşı'nda? Nişantaşı eczanesinde bit ilacının ne işi var lan? Bıyık altından gülüyorlar herifler pis pis pis. Akşamleyin benim için özel getireceklermiş. Abi inan bana da geçmesini isterdim yani. Kader ortaklığı açısından. Ben geçireyim bir tane istiyorsan. Saç mı var sen de geçecek sana salak. Sinir etme beni. Programa geç kalacağız. Hadi kalk ufak ufak gidelim. Mahmut, gel lan buraya, işimiz gücümüz var. Gel. Hadi naş. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana, Bursa'nın biraz yukarısı, Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa